Evet. Verin hocam, başlayalım isterseniz. Peki. Sayın katılımcılar, 6. Bilim Akademisi Yapay Öğrenme Yaz Okulu'na hoş geldiniz. Ben Berin Yanıkoğlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bu seneki yaz okulunun organizasyonunu gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde direktörüyüm. İkinci slayt şeyler. Her sene farklı üniversitelerce ve yapay öğrenmenin farklı temalarında gerçekleştirilen Bilim Akademisi Yapay Öğrenme Yaz Okulu bu sene ağlarda öğrenme ve performansın ötesi temaları ile kurgulandı. Her sene farklı temalarda düzenlenen Yapay Öğrenme Yaz Okulu'nu biz de bu sene ağlarda öğrenme ve performansın ötesi temaları ile vurguladık. İlk gün ağlarda öğrenme temasında sosyal ağlar, gen ağları gibi farklı ağlar veya çizgiler üzerinde yapay öğrenme ve aynı zamanda yapay öğrenmede çizgi yaklaşımlarında konuşmalar dinleyeceğiz. İkinci gün performansın ötesine bakalım dedik. Burada sadece başarıya değil, aynı zamanda açıklanabilirlik, yanlılık, etik, sorumluluk gibi son yıllarda konuşulmaya daha çok başlanılan konularda konuşmalar izleyeceğiz. Üçüncü gün yine performansın ötesi diye düşünebiliriz. Başlığımız daha büyük modeller, daha hızlı eğitim. Burada da örneğin derin öğrenme veya ağlarda öğrenme yaklaşımlarında çok önemli olan yüksek başarımlı hesaplama temalı konuşmalar dinleyeceğiz. Bu üçüncü gün aynı zamanda EuroCC Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Mükemmeliyet Merkezleri Ağı Projesi'nin de bir aktivitesi. 3 gün sürecek olan yaz okulunda çok kıymetli araştırmacılar ve panelistler konuşmalar verecek. Hepinizin heyecanla beklediğini biliyoruz. Çok uzatmadan hemen bir geçen senelerdeki temaları ve üniversiteleri görelim. 2016'da ODTÜ ile başlayan yaz okulu bilgisayarla görme ve derin öğrenme temalarıyla işlendi. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Bozkır'da yapay öğrenme yaz okulunu gerçekleştirdi ve robotik ve yapay öğrenme temalarıyla. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen yaz okulunda Boğaz'da yapay öğrenme yaz okulu, biyoinformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme temalarını gösterdi. Koç Üniversitesi Kuzeybatı'da yapay öğrenme yaz okulu diye sağlık bilimleri, robotik ve endüstride yapay öğrenme temasını işledi. Geçen sene Bilim Akademisi Bilkent Üniversitesi Yaz Okulu'nda yapay öğrenmede temellere dönüş diyerek daha geniş kapsamlı bir tema kurguladı. Biz de bu sene söylediğimiz gibi ağlarda öğrenme ve performansın ötesi temalarını işleyeceğiz. Şimdi teşekkürlerimi sunmak istiyorum düzenleme komitesine, hocalarımıza. Bir sonraki slide. Düzenleme komitesinde çok verimli, çok büyük özveriyle çalışan, bugünkü sunumu yapacak olan Öznur Taştan hocamıza, İnanç Arın hocamıza, Kamer Kaya hocamıza, Onur Varol hocamıza ve Reyhan Yeni Terzi hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Zoom üzerinden olmasına rağmen oldukça özverili çalışma gerektirdi, tahmin edebilirsiniz. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi 3 hocamız da hem Bilim Akademisi Yaz Okulu'nun kalitesi hem geçmişten gelen geleneklerinin sürdürülmesi konusunda bize çok destek verdi. Onlara da müteşekkiriz. Aydın Alatan hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Ethem Altaydın hocamız, Özyeğin Üniversitesi'nden ve Bülent Sankur hocamız, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Hepsi zaten tanıyorsunuzdur, kendi alanlarında, yapay öğrenme alanlarında uzmanlar. Son olarak da gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Özellikle veri bilimi yüksek lisans master programı ve bilgisayar bilimi yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize bu etkinlikte bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bir sonraki slaytla ben sözü Öznur Taştan hocamıza bırakacağım. Çok teşekkür ediyoruz Bilim Akademisi'ne, EuroCC projesine ve tabii ki üniversitemiz Sabancı Üniversitesi'ne. Çok teşekkür ederek sözü Öznur Taştan hocaya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam güzel açılışınız için. Benim
sebep olduğum teknik aksaklıklara rağmen çok güzel sundunuz. Ben aslında Canan hocamı davet etmek istiyorum. Ben de bu arada ekran paylaşımını durdurup YouTube yayınını başlatabileceğim. Çünkü ikisi aynı Chrome şeyinde olduğu için orada bir aksaklık oldu. Canan hocam buyurun. Bu arada Canan hocanın başkanlık döneminin ilk konuşması olacak diye biz heveslendik ama sosyal bilimciler daha erkenciler. Onlar 9'da başladıkları için onlar ya kaptılar bu onuru. Olsun biz ikincilikle yetineceğiz. Hocam buyurun Bilim Akademisi'ni tanıtacak birkaç cümle paylaşırsanız bizimle çok seviniriz. Çok teşekkür ederim Öznur, Berin hocam, herkes. Hoş geldiniz sevgili öğrenciler, sayın hocalarım, sevgili hocalar. Çiçeği burnunda Bilim Akademisi Başkanı olarak böyle bir anda sizleri tanıtmamı beklediklerini söyledi arkadaşlar. Başkanlığı ekranda görmekte olduğunuz Ali Alpar hocamızdan devraldım geçen hafta. Bilim Akademisi deyince biraz kafalar karışıyor. Nedir biz kimiz karışabiliyor. Onun için bir hızlıca tarihçeden bahsetmek istiyorum. Şimdi bilim akademileri dünyada hani birkaç yüzyıla doğru geri gidersek kendi üyelerini kendileri seçen ve bunu da akademik liyakat bazlı yapan akademiler ve aslında bulundukları ülkelerde başta olmak üzere ve tüm dünyada şimdiki misyonlarıyla bilimde mükemmeliyeti örnekleyip yaymak üzerine kurulmuş topluluklar. Türkiye'nin Bilim Akademisi tarihi yeni, görece yeni. TÜBA 1993 yılında kuruldu Türkiye Bilimler Akademisi. Ve az önce bahsettiğim üyelerin kendi üyelerini seçerek genişlediği bir topluluk halinde ilerliyordu. Ancak 2011 yılında maalesef siyasi bir müdahale aldı TÜBA. Ve üyelerin sadece 1/3'ünü kendilerini yenileyebileceği, diğer 2/3'ünün bir cins atamayla gelebileceği bir sistem önerildi. Üyelerin ezici çoğunluğu buna karşı çıktı ve toplu halde istifa ederek bağımsız şu anda bu Bilim Akademisi yaz okullarını düzenleyen Bilim Akademisi'ni kurdu. Kurucu başkanımız Ali Alpar 3 dönem başkanlık yaptı. İşte pandemi falan derken 10. yılında yaz şu anda ve ben devraldım geçen hafta başkanlığı. Burada şunu söylemek isterim. Bu akademi hakikaten tamamen üyelerin özverisiyle çalışan, gönüllülük esaslı ve sıfırdan başlayan, mali olarak bağışlarla yürüyen, ayakta duran bir akademi olarak çok farklı, güzel ve hepsi tabii ki bilimin değişik katmanlara eriştirilmesi üzerine kurulu aktiviteler içerisinde. Bunlardan bizim ilk başladıklarımız ve baş tacı ettiklerimiz arasında da yaz okullarımız var. İlk yaz okulları 2013 senesinde Feza Gürsey Enstitüsü ile ortak başlatılan daha küçük çapta yaz okulları iken 2016'dan beri az önce Berin Hoca'nın size detaylarını gösterdiği her yıl değişik bir üniversitemizde yapılan yapay öğrenme yaz okullarıyla devam etti. 2 yıldır da sosyal bilimler yaz okulları da yapıyoruz. Tabii ki hani benim için çok büyük bir gurur kaynağı. 21 yıllık hocası oldum Sabancı Üniversitesi'nde bu sene. Bu yaz okulunu yapılıyor olması da hoş bir tesadüf benim için. Ne söyleyebilirim? Pandeminin az bulunan nimetlerinden hani çok kötü tarafları var ama bir tanesi bu çevrim içi ortamlar aslında normalde ulaşamayacağımız, bir araya getiremediğimiz öğrencileri de yaz okullarının bir paydaş haline getirebilmemize olanak sağlıyor. O anlamda çok güzel bir tarafı var, geniş bir katılımımız da var.
Ben aslında çok da uzatmak istemiyorum. Sadece şunu belki hem bizim akademimizin vizyon çerçevesinde hem de bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanları özelindeki bir handikap tabii kadınların çok az bulunduğu bir alan. Öyle ki hani ayyuka çıkmış bir şey işte konferanslarda all male lineup denilen sadece erkek konuşmacıların davet edilmesi veyahut da işte çok önemli bir kitapçık davetli yazarlardan oluşan ve hani eş yazarları dahil böyle onlarca yazarın olduğu bütün kitapta tek bir kadın yazarın öğrenci dahil olmadığı bir alandan yani kadınların erişimine az açık olan bir alandan bahsediyoruz. Ve benim çok gururla gördüğüm bir kere Sabancı Üniversitesi'nden düzenleyiciler 3 kadın 3 erkek. Hepsini tabii ki çok yakından tanıyorum, yakın çalışma arkadaşlarım. Konuşmacılar daha doğrusu eğitmenlerimiz diyeyim. Kadın temsiliyeti hani dünya ortalamalarının çok üzerinde. Ama belki de en gurur verici tarafı gönüllü öğrencilerimizin de aynı şekilde. Hem her düzeyden olması, lisans, lisansüstü doktora, hem yine kadın erkek öğrenci sayısının eşit olması bana çok umut veriyor. Şu anda yaz okuluna katılan öğrencilerimiz arasındaki oranı bilmiyorum ama bu kesinlikle kadınların farklı beyin yapıların yüzünden nedeniyle hani kendi alanını değil ama farklı kodlar yazdığı, farklı düşündükleri, farklı çözümler ürettikleri biliniyor. Sizlerin bu etkinlikten çok fayda sağlayacağınızı ve hep birlikte güzel gelecekte çok daha temsiliyeti yüksek bir alana doğru çorbada bir damla tuzumuz da varsa mutlu edeceği bir etkinliğin içindeyiz. Şimdi ilk konuşmayı ben de heyecanla bekliyorum. Benim de kendi araştırma alanımda. Çok teşekkür ediyorum tüm düzenleyicilere, Bilim Akademisi'nin danışma kurulunda olan hocalarımıza ve sözü artık derslere bırakalım diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam bu güzel konuşmanız için. Kadın erkek oranını biz de merak ediyoruz katılımcılarda. Bu yüzden bu vesileyle şey de söyleyeyim, program etkinlik bittikten sonra bir anketimiz olacak. Bütün katılımcılara bunu göndereceğiz. Bu böylece biz de böyle şeyleri öğrenmiş olacağız. Ne kadar öğrenci katıldı, ne kadar çalışan katıldı, ne kadar kadın katıldı. Ben çok kısa Erkay hocamıza da bir cümle söz vermek istiyorum. Kendisi yoğun programının arasında sağ olsun yer açtı ve teşrif etti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanımız. Erkay hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim Özgür hocam. Herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Yani böyle bir etkinliğin parçası olmak, bunu organize etmek açısından da Sabancı Üniversitesi olarak büyük gurur duyuyoruz, büyük onur duyuyoruz. Bilim Akademisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlarımın bu etkinlik için ne kadar çok konuştuklarını, çok çalıştıklarını biliyorum. Herkese keyifli, verimli, faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum. İyi günler. Teşekkürler hocam. Ben birkaç slide önümüzdeki günlerde ne olacak onu şey yapacağım çok kısa tutarak. Sonra keynote speaker'ımız burada. O yüzden çok uzatmayacağım. Öznur hocam, Mehmet Ali Alpar hocamız da burada. Pardon, Mehmet Ali Alpar hocam bir cümle söylemek ister misiniz? Bilim Akademisi'nde bir devir teslim oldu son günlerde. Mehmet Ali hocam eski Bilim Akademisi başkanımız. Arkadaşlar çok güzel bir başlangıç. Aslında söyleyeceğim bir şey yok. Yani hem bu yaz okullarının devamı açısından hem Bilim Akademisi'nin devamı açısından ben çok umutla bakıyorum. Canan'la birlikte daha da güzel ileride gelişecek akademimiz. Bu okulları İlk başlatan, fikrin ilk geldiği iki Bilim Akademisi üyesi hocamızı da ayrıca teşekkür etmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nden Bülent Sankur ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Aydın Alatan. Onlarla başladı. Onlar bu okulun her sene bir başka üniversitemize yapılması fikrini attılar. İşte son dönemde
danışma kuruluna Ethem Alpaydın da katıldı. Bizim değişik alanlarda yaptığımız okullar içerisinde en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı formata sahip olan okul serimiz bu. Eminim bu okulda çok enteresan, çok zevkli olacak. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam.